çevirmek için ne yapmalıyız? Sevgi. Sevgi, sevgi, sevgi. Sürekli sevgiyi anlatırsak Deccal mahvolur. İnşallah. Sevgiyi yakan Deccaliyettir. Deccaliyeti yakan da sevgidir. İnşallah. Ahmet Hakan, asansörle yatak yorganla ilgili fetvaları eleştiren bir yazı yazınca bir okuru, din hayatın her alanını kapsar, bunu bilmen lazım şeklinde bir mesaj göndermiş Ahmet Hakan'a. Ahmet Hakan da buna cevaben, ama bunun benim söylediklerimle ne alakası var birader? Dinin hayatın her alanıyla ilgili söyleyecek bir sözü olmalı. Bir sözü olması, din adamı kılıklı tiplerin hayatın her alanıyla ilgili saçma sapan şeyler söyleyerek dini küçük düşürmesinin gerekçesi olabilir mi? Dinin hayatın her alanıyla ilgili söyleyecek sözü tabii ki vardır, ama bunlar hiçbir zaman saçmalık olmaz, olamaz dedi. Evet, Ahmet Hakan'ın da böyle konuşmak var. Adam saçmalama hakkı varsa, Ahmet Hakan'ın da cevap verme hakkı var. Doğru olmuş, güzel olmuş. Yeteneği olan kişiler sanatçı olmalı mıdır? Hiç tereddütsüz yakışıklım, hiç tereddütsüz. Yani sanatçı ruhluysa, zaten devlet onun bütün gücünü desteklemesi lazım. Sanatçı bir milletin en değerli öğelerindendir. En iyi desteklenmesi gereken kişilerdendir. Evet. Bir erkek bir kadının güzelliğini nasıl takdir edebilir? Güzel yüzlüm. Yani eğer samimi ise o bakışlarıyla, kurduğu cümlelerle, seçtiği kelimelerle bunu ifade eder. Ama samimiyetsizse böyle sahte bir hayran bakış taklidi yapar. Çok etkilendi yapar. Efendim, oradan buradan ezberlediği kelimeleri kullanır, cümleleri kullanır. Ve kadını akıl almaz kızdırır, oyun oynar. Yani her yerden akar bu samimiyetsizlik. Dürüst bir insan samimiyetle o sevgiyi ifade ettiğinde Allah'ın vahiyiyle konuşur. Çok candan konuşur ve o kalbe çok etki eder. Kadının kalbinde ferahlık meydana getirir ve gerçek sevgiye sebep olur. Candan sevgiyi ifade etmek her baba yiğidin kârı değildir. Herkes yapamaz onu. Yani yapmacıklık büyük ihtimalle karışır. Yani onu gerçekten yapabilen çok güzel insandır. Yani kelimeleri hiç eksiltmeyen, cümleyi hiç bozmayan, bakışlarında hiç oyun oynamayan, kalbiyle, ruhuyla hiç oynamayan, candan samimi bir insan kadını çok etkiler. Evet. Kremlenen bir bebek var. Oh, 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 abisi yesin onu, oh. Oh, balo, bak. Bayağı güzel. Hayret ya, hava bayağı sıcak ya. Çok garip. Kur'an'a göre sabır nedir ve nasıl olmalı? İstikrar, yani bir konuda istikrarla devam etmek. Mesela namazda istikrarla devam etmek. Güzel ahlakta istikrarlı olmak, ona sabır denir. Tamir etmek değildir sabır. Mesela dürüst cevap vermek, dürüst konuşmak, iyi niyetli olmak, samimi olmak, bunda kararlı olmak. Değiştirmemek. Eksiltme yapmamak. Artırma yapmak ama eksiltme yapmamak. Zaman insandan insana göre değişkenlik gösterir mi? Kısmen yakışıklım, kısmen gösterir. Bazı insanlara göre daha genişler zaman, bazılarına göre çok hızlanır. Mesela Mehdi de öyle. Mehdi'nin zamanıyla insanların zamanı aynı olmuyor. Onun mesela 20 yılda yapılacak bir işi bir yılda yaptığını biliyoruz Mehdi'nin. Mesela bak 20 yılda yapılan bir işi bir yılda yapıyor Mehdi. Bu bir zaman değişikliği demektir. Evet. Deniz Akkaya birkaç gün önce Instagram hesabında makyajlı bir fotoğrafını paylaşmıştı.
Bu resmine makyajın eleştiren ve çok fazla bulan sevgisiz çok fazla yorum geldi. Bunun üzerine de Deniz Akkaya bir video çekerek makyajına karışan kişilere cevap verdi. Arkadaşlara sesleniyorum. Makyaj yapmayı sizden öğrenecek değilim. Özlem de sizden öğrenecek değil. Beğenmiyor olabilirsiniz. Ama bu kadar nefret saçmayın. Neden? Niye? Ama bu nefret ciddi milli bir tehlike. Hükümet bunu yani Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alsın. Akıl almaz nefret dolu insanlar var. Ve nefret moda oldu. Kin moda oldu. Mesela Akit'tekilere bakıyoruz adam acayip öfkeli ve kinli. Başkasına bakıyoruz acayip öfkeli ve kinli. Bazıları. İnternete bakıyoruz acayip nefret dolu. O ondan nefret ediyor, o ondan nefret ediyor. Bu nefretin bu kadar moda hale gelmesi ve sevginin yok olmaya doğru gitmesi milli bir tehlikedir. Buna karşı önlem alalım. Evet, dinliyorum. Tembellik nasıl aşılır? İradeyle. Aşkla, sevgiyle ve iradeyle. Deniz Akkaya da bayağı güzel, makyajı da çok güzel olmuş. Evet, tebrik ediyorum. Başlamış. Aslında pis laf edenlere hoş desin yeter ya. Evet. H, O, Ş, T. Deniz çok güzel kız. Münafıklar da öyle. Çok kin doludurlar. Nefret doludurlar. Nefret insanlarlar. Nefret insanlarına sevgiyi öğreteceğiz. Evet. Adam bir Pakistan'da yetişen Kamori keçisinin bir resmi var. Ne keçisi? Kamori keçisi. Kamori. Bir tür süt keçisiymiş bu. Çok nadirmiş. O yüzden de çok pahalı bir cinsmiş. Çoğalsınlar. Evet. Bayağı şeker. Ama hakikaten ilk defa görüyorum. Evet, maşallah. Yani böyle şeyde devlet korumasını alsınlar. Özenle yetiştirsinler. Evet, dinliyorum. Çocuk yanlıştıran etkenler sizce nelerdir? Bir daha. Çocukları kötü yanlıştıran etkenler sizce nelerdir? Televizyon, internet, ailesi, arkadaşları. Karşı politikalar, sevgi politikaları, anti nefret politikaları devlet politikası olması lazım. Anti nefreti devlet geliştirmesi lazım. Anti kini devlet geliştirmesi lazım. Sevgi, merhamet ve şefkatin de geceli gündüz propagandası yapılması lazım. Bak alkole karşı yapıyorlar, sigaraya karşı yapıyorlar. Ama kin ve nefrete karşı propaganda yok. Bu çok önemli. Bunu bir an önce yapmaları lazım. Akar Paşa'mızın Hatay'da incelemeleri var mı? Evet. Canım benim, çok şeker. Yetiştiriyor askeri maşallah. Şekerliğe bak sen, gayrete bak maşallah. Aslan o, aslan. Allah ömrünü uzun etsin. Maşallah. Evet, dinliyorum. En etkilendiğiniz film hangisi? Ee...
Hayatımda bir kere yalan söyleyeyim. Asıl filmi söylemeyeceğim. Ama baba filmi. İkincisini söyleyeyim yani. Baba filmi. Birincisini söyleyemeyiz. Evet, söyleyemem. Yani yayında söyleyemem. Evet, dinliyorum. Tripod balıklarından bahsetmek istiyorum. Tripod balıkları 804 bin metre denizin derinliklerinde yaşıyorlar. Kuyruk ve yüzgeçlerinden uzanan 3 tane sert ince kemikleri var. Görünümleri, renkleri oldukça ilgi çekici. Bu kemikler vesilesiyle hem okyanus yüzeyinde asılı kalıyorlar, hem de daima akıntı yöne doğru bakarak beklerken küçük kabuklu hayvanları, karidesleri, diğer küçük canlıları ağzına doğru gelmesi için bekliyorlar. Bayağı güzeller. Bir daha anlat bakayım. Bu tripod balıkları denizin derinliklerinde 804 bin metre derinliklerde yaşıyorlar. Yüzgeçlerinde ve kuyruklarında bulunan 3 tane sert ince kemikler var ama bu kemikler aslında kemik gibi değil. Sert görünmesine rağmen balık yüzmeye başladığı anda daha esnek görünüyorlar. Bu kemiksi benzer yapılar sayesinde okyanus yüzeyinde asılı kalıyorlar ve canlıların, karides gibi ufak canlıların ağzına doğru gelmesi için bekliyorlar. Afiyet olsun. Evet, dinliyorum. Kedilerle çocukların dostluğunu gösteren fotoğraflar var. Ama görünüş mükemmel. Evet. Çocuk masum ne? Onların masumluğu çok önemli. Bir resim daha var. Kuaföre gitmeden önce bir köpek. Bu da kuaförden çıktıktan sonra. Neşesi çok şeker. Evet. Devamlı gülüyor bunlar ya. Evet, bayağı. Evet, dinliyorum. Evet. Başka gülümseyen canlılar da var. Valine gülüyor. Bu çok tatlı. Abisi yesin onu, yesin kıtır kıtır. Çok tatlı, çok tatlı. Çok şeker. Kuş resimleri var. Çok güzel kuş resimleri göstermek istiyorum. Maşallah. Maşallah. Yani renkler mükemmel. Harika renkler. Maşallah. 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 Sanki cennet ya. Evet, maşallah. Sen bakmaya doyamazsın. Evet. Cenneti kavramak için Allah yapıyor. Maşallah. Maşallah. Askerini güzel yetiştiriyorlar ya, maşallah. Maşallah. Evet, maşallah. Çünkü asker çok mükemmel disiplini, eğitimi. Ne kadar şevkli çocuklar ya, evet, maşallah. Evet, maşallah. Muhteşem yani. Hepsi de çok imanlı. Çok imanlı çocuklar, çok efendi, maşallah. Güzel yetiştiriyorlar, maşallah. Disiplin mükemmel.
Evet, dinliyorum. Neden Musevi düşmanlığı var? Yakışıklım o şeytanın etkisiyle oluyor. Halbuki peygamber nesli onlar. Ya peygamber neslinin yok olmasını isteyen bir usluk bu. Ve Müslüman bu insanlar, Allah'ın birliğine inanıyor. Peygamberimizin hak peygamber olduğuna da inanıyorlar. İnanılır gibi değil. Yani neden bu nefret var? Bu anlaşılmıyor. Allah halbuki ayette lanetli olan, ahlaksızlık yapan, zulüm yapan Yahudiler, imansız Yahudilerle müşrikler, yani gelenekçi, putperest, Müslümanlar içindeki müşrikleri de kastediyor bunun içinde. Bunlardır diyor, kim yapıyorsa. Yoksa Musevilerle Allah evlenebilirsiniz diyor kadınlarla. Onlarla ticaret yapın diyor. Onların sinagoglarını koruyun. Onları güvenlik içinde gidecekleri yerlere ulaştırın diyor Allah. Müşriklere dahi. Şeytanın Allah sanırım Musa'nın kavminde adaletle iş yapan bir topluluk vardır diyor Allah. Tabii. Karda oynayan sevimliler var. Kuyruklar sürekli sağlam. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan olan İbn Haris bin Kaab kavmine yazdırdığı anlaşma metninde şarkta ve garpta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın peygamberi ve tüm müminlerin himayesindedir diyor. E sen ne yapıyorsun? Gidip bombalamaya kalkıyorsun. Peygamberimle anlaşması bu. Evet, dinliyorum. Hükümete Yakın Sabah gazetesinin Ankara